Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuklarım PwC Stratejent Türkiye Finansal Hizmetler Direktörü Ozan Cığızoğlu. Ozan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer konuğum SC Yönetim Danışmanlığı kurucusu Doktor Soner Canko. Soner Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza. Her iki konuğumuzla birlikte bugün finans sektörünün geleceği ve yeni iş modellerini konuşacağız. Ekosistem bankacılığı neleri vaat ediyor? Ekosistem bankacılığında öne çıkan trendler neler? Ne gibi faydaları var? Detaylı bir şekilde konuşacağız. Yine açık bankacılık ve fintech ekosistemleri nasıl gelişiyor? Bir diğer konu başlığımız olacak. Yine başarılı süper uygulamalar için kritik başarı faktörleri neler? Keza finans sektörünün gündeminde süper app'ler ya da süper uygulamaları var. Yine detaylı bir şekilde konuşacağız. Soner Bey müsaade ederseniz öncelikle Ozan'dan başlamak isterim. Ozan Bey'den başlamak isterim. Ozan Bey şimdi sizin PwC Stratejent olarak finans sektörünün geleceğinde gördüğünüz yeni iş modelleri nelerdir? Buradan başlayalım isterseniz. Yönetmenimiz de bir numaralı grafiği yansıtırsa çok sevinirim. Tabii. Şimdi öncelikle tabii tüm sektörlerde olduğu gibi finansal hizmetler sektörünü de etkileyen belli başlı faktörler var. Bunların başında aslında müşteri davranışlarındaki değişim geliyor. Burada da senelerdir biraz süre gelen tüketicilerin daha farklı sektörlerde alıştığı müşteri deneyimini finansal hizmetlerde de beklemesi konusu söz konusu tabii. Baktığımız grafikte evet. Biz şunu sorduk. Avrupa çapında yapılmış bir anket PwC Stratejent olarak Türkiye'de dahil tüketicilere banka dışı kurumlardan bankacılık hizmeti almaya ne kadar açıksınız sorusunu sorduk. %72'si yani tüm anket kapsamındaki ülkeler içerisinde en yüksek bu konuya açık olan tüketici toplumu Türkiye'de %72 ile Almanya biraz daha düşük %27'lerde, İspanya daha ortalarda gibi. Yani aslında bu geçen günde bir konuşuyorduk mesela açık bankacılığa baktığınızda genelde ilk buna başlayan pazar olarak İngiltere'yi görüyoruz. Belli hizmetlerin daha yavaş ya da daha hızlı büyüdüğünü, hareket ettiğini görüyoruz İngiltere pazarında ama Türkiye tüketicisi burada da gördüğünüz gibi diğer tüketicilerden biraz daha farklı. Daha inovasyona açık, yeniliğe daha hızlı adapte oluyor. Onun için yurt dışındaki belli konulardaki hız Türkiye'de daha hızlı bir şekilde devam edebilir açık bankacılık gibi. Buradan konuyu oraya bağlayayım dedim. Yeni iş modellerine de gelecek olursak bir sonraki grafikte. Grafik 2 rica ederim Selçuk'tan yönetmemiz. Tabii müşteri beklentilerindeki değişim birinci konu. İkinci konu regülasyonlar, teknolojinin gelişmesi. Bütün bunlar yeni iş modellerini getiriyor. Burada da bankalar için farklı oyun alanları açılıyor. Sadece bankalar değil tabii ki. Banka dışı kurumlar, fintechler vesaire vesaire. Şimdi burada iki tane eksende değerlendirirsek yeni iş modellerini. Bir tanesi ne kadar dijital olduğuna göre, bir tanesi de hizmet derinliğine göre baktığımızda aslında birinci konu dijital banka. Zaten hep konuştuğumuz konu diyebiliriz. İkincisi servis bankacılığı. Fintech'te 50 küsür hatta daha da fazla iş modeli var. Onların içerisinde herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Orada yeni oyun alanları var ve burada banka olsun, banka dışı kurumlar olsun ciddi bir ilgi var. Bugün biraz daha derinlemesine konuşacağımız konu ekosistem, bankacılığı ve süper uygulamalar. Biz biraz bunları şöyle ayrıştırmaya çalışıyoruz. Ekosistem bankacılığı, yani gelir, toplam gelir içerisindeki sektörlerin dağılımı biraz daha bankacılığa yakın olduğunda, ekosistem bankacılığı daha çeşitlendirilmiş olduğunda süper uygulamalar gibi sınıflandırdığımız oluyor. Yani heyecanlı bir dönem. Peki Soner Bey siz neler eklemek istersiniz Ozan Bey'e? Ozan'ın verdiği veriler kıymetli. Onların üzerinden bir iki yorum yapayım. Lütfen. Ben birinci grafikte mesela hiç şaşırmadım Türkiye'nin bu konudaki liderliğine. Yani finans sektörü dışından da finansal hizmet alma arzusu bana hiç sürpriz gelmedi. Çünkü ülkemiz iki nedenden dolayı her zaman bu konularda ayrışmıştır diğer pazarlardan. Bir tanesi teknolojiye yatkın bir toplumumuz var. Yeni bir teknoloji çıktığı zaman ilk önce Türkiye'de yoğun bir talep görür. O açıdan şaşırmadım. Benim mesleki hayatım bu konudaki Türk tüketicisinin adaptasyonunu izlemekle geçti. İkincisi de açıkçası Türkiye'de finansal ürün ve hizmetler artık sadece böyle finans amacıyla değil,
para yönetimi amacıyla değil, tüketimin planlanması, üretimin planlanmasıyla da çok eşgüdümlü gidiyor. Dolayısıyla diğer sektörlerde işbirliklerini çok gördüğümüz için uzun yıllardır. Yani mesela dünyanın hiçbir yerinde market banka işbirliğini bizdeki kadar eski görmemişizdir. İlk Türkiye'de bu örnekler çıkmıştır. Veya perakende tüketimle bankaların işbirlikleri yine dünyada ilk örneklerini Türkiye'de başlatmıştır. Bu konuda birçok markamız var biliyorsunuz. Dolayısıyla birinci tabloyla ilgili Türkiye'nin liderliği beni hiç şaşırtmadı. Çok da memnun etti açıkçası. İkincisi de yeni iş modelleriyle ilgili şunu eklemek lazım. Evet, finans sektöründe aslında 400 senelik bankacılık sektörünün geçmişine bakınca yeni iş modelleri görüyoruz. Ama bu iş modellerinin hepsinin ortak bir tarafı var. Artık eskisi gibi işte sağlık sektörü, havacılık sektörü, otomotiv diye sektörel ayrımları bir kenara atıp tüm sektörlerin bir araya geldiği, müşterinin ihtiyaçlarını adresleyen böyle çapraz sektörler arası bir ilişki ihtiyacı var. Dolayısıyla ikinci tablodan da ben onu okuyorum. Yani ben hastaneye gideceksem, finansman ihtiyacım varsa, ondan sonra ulaşıma ihtiyacım varsa tüm ihtiyaçlarımı peş peşe diziyorum. Dolayısıyla bu yeni iş modellerine ihtiyaç da buradan yola çıkıyor. Peki şimdi Ozan Bey az önce ekosistem bankacılığından faydalı. İsterseniz biraz bu ekosistem bankacılığının faydalarından ilerleyelim istiyorum. Grafik 3'ü de alabilirsek ekranlara sevgili yönetmenimiz Selçuk'tan. Sizden başlayalım Sunar Bey isterseniz. Şimdi ekosistem bankacılığının en önemli benim gördüğüm faydası kullanıcı tecrübesi. Bugünün dünyasında hepimiz zamana karşı müthiş bir yarış veriyoruz. Elimizdeki teknolojileri ne kadar etkin kullanıp ne kadar kısa sürede amacımıza ulaşmak istiyoruz. Yani uluslararası bir seyahat yapacağım. Uçağımı, otelimi, efendim transferlerimi nasıl planlayacağım, nerede yiyeceğim? Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman muazzam bir kopukluk var bu işler arasında. Ve bunları planlamak aslına bakarsanız bütün dijitalleşme süreçlerine rağmen ciddi bir yorgunluk. Hal böyle olunca işte ekosistem bankacılığı bu kopuklukları birleştiren tek adımla hepsini birbirine ekleyerek ben İstanbul'da başladığım planlamamı efendim tekrar İstanbul'da sona erdirebileceğim, adımı soyadımı 500 kere girmeden, kimlik bilgilerimi, pasaport bilgilerimi tekrar etmeden, kendimi ispatlamaya gerek kalmadan bir tüketim tecrübesi yaşamamı sağlıyor. O açıdan da ben ekosistem bankacılığını gelecekte gerçekten tüketici taleplerine göre şekillenecek önemli bir çıkış noktası olarak görüyorum. Ozan sen de nasıl yorumlarsın hem soruyu hem grafiği? Yani şu şekilde aslında bankacılığa da baktığımızda birazcık bankaların da yapmaya çalıştığını düşündüğümüzde aslında bankalarda tüketicilerle olan etkileşimi olabildiğince arttırmak istiyorlar. Bu noktada ekosistem bankacılığı ciddi bir fırsat sunuyor. Çünkü bankacılık hizmetleri olsun, bankacılık dışı hizmetler olsun, Soner Bey'in de bahsettiği gibi iletişim, etkileşim noktaları gittikçe artıyor. Etkileşim noktası arttıkça tabii ki orada sadakatte de bir artış bekleriz. Müşteri kaybında azalma bekleriz. Bunun yanında yeni müşteriler, iş ortakları ile işte gömülü finans olsun vesaire, başka işte fintech iş ortaklıkları gibi. Orada yeni müşterilerin kazanımı, yani orada aslında değerlemeyi pozitif etkileyebilecek birçok faktör var. Bunları biraz daha sayısal birkaç tane örnekle beslemek evet, istersek. Diğer grafiği rica edelim. Grafikte. Şimdi bir bankacı olsaydım ve bankanın değerini artırmak istiyor olsaydım orada bir hani değerleme çarpanlarına bakıyor olurdum. Çünkü değerlemenin yöntemlerinden bir tanesi de sermaye çarpanı hepimizin bildiği gibi. Farklı pazarlarda biz şuna baktık. Brezilya, gelişmekte olan pazarlar, belli açılardan Türkiye'ye benzer pazarlara baktığımızda geleneksel bankaların ortalama çarpanı genelde 1 civarında, Kazakistan'da biraz daha yükseklerde 2.8. Onlar biraz daha şanslılar bu konuda. Ama ekosistem kurmuş bankalara baktığımızda o ülkelerde Brezilya'da geleneksel bankanın bir 5 katı kadar neredeyse bir değerlemeye
sonuçlanıyor aynı sermaye miktarıyla. Kazakistan'da işte bir iki katı, Singapur, Hindistan'da yine daha yükseklerde. Yani baktığımızda finansal olarak değerleme anlamında baktığımızda banka faydalı, kolay bir oyun değil. Katını çıkartıyor. Peki şimdi devam edelim Ozan Bey. Yani ekosistem bankacı dediğimizde ne tip bir kategorizasyon öngörüyorsunuz, görüyorsunuz? Neler var burada? Hem onu sorayım. Bir ek soru olarak da isterseniz ilgi çekeceğini düşündüğünüz ürün ve hizmetleri de sonra ekleyin. Bununla ilgili de araştırmanızda çarpıcı bir grafik var. Onu daha sonra alayım ama önce tabii ki ne tip bir kategorizasyon söz konusu olmalı? Ekosistem bankacılığı deyince aslında konuşmalarımızda da hep süper uygulamadan, bankacılık dijital hizmetlerden bahsettik ama bunun farklı tiplemeleri de var gördüğümüz, baktığımızda. Bir kere ben banka olarak mevcut müşterilerime bankacılık hizmetleri, daha farklı bankacılık hizmetleri verebilirim. Buna örnek olarak açık bankacılığı kullanarak kişisel finans yönetimi veya farklı fintech işbirlikleriyle kendi hizmetlerimi derinleştirmek olsun, yeni hizmetler, daha etkin bir şekilde hizmetler sunmak olsun, uluslararası para transferi gibi, ülkemizde de görüyoruz bunun örneklerini. İkinci kategori iş ortaklarımın müşterilerine finansal hizmetler ürünleri satılması. Oradaki, buna bir başlık koyacak olsam bu kategoriye, gömülü finans. Yani alışveriş kredisine gidip elektronik ticaret sitelerinden veya perakendecilerden satmak. Üçüncü kategori mevcut banka müşterilerime bankacılık dışı hizmetler vermek. Yani ben bir pazar yeri kuruyorum ve bunu kendim yapıyorum. Bu da biraz daha süper uygulama tarafına doğru gidiyor. Dördüncü kategori, o da enteresan. O da yine bankacılık dışı hizmet veriyorum ama bunu yaparken iş ortaklarıyla beraber yapıyorum bunu. Kendim gidip de bir seyahat acentesi, online seyahat acentesi kurmuyorum da gidip mevcut bir online seyahat acentesiyle işbirliği yapıyorum. Onu kendi ekosisteme dahil ediyorum gibi özetleyebilirim. Sonra ben sizin neler söylemek istersiniz? Şimdi Ozan olayı finans sektörü tarafından bakınca çok güzel analiz etti. Dörde böldü, anlattı. Finans sektörüne ne tür yeni iş modelleri getiriyor ekosistem bankacılığı ve ne tür alternatifler var diye. Ben daha kullanıcı tarafından yine olaya yaklaşmaya çalışayım. Şimdi finansal tüketiciler açısından bakıldığında ekosistem bankacılığı gerçekten eskisinden farklı bir dünya getiriyor. Bizim parayla olan ilişkimiz, biliyorsunuz, parayı tasarruf etmek, biriktirmek, daha sonra zamanı gelince harcamak üzerine kuruluydu. Sonra zaman içerisinde bireylere kredi verilebileceği fikri geliştikçe tasarruf etmeden de harcama yapmak, tüketim yapmak, daha sonra onları geri ödemek gibi yöntemler gelişti. Dolayısıyla tüketim ve para arasındaki ilişki, ödeme ilişkisi hep böyle bir zincirleme oldu. Şimdi tabii yeni dönemde Ozan'ın da bankalar, finans sektörü gözüyle verdiği bilgiler şunu söylüyor bize. Aslında artık hayatın akışı içerisinde ihtiyacımız neredeyse, biz nakit akışını ona göre planlayalım. Biz efendim ihtiyaçlarımızı ona göre planlayalım ve günün sonunda son kullanıcının hayatını daha hızlı kılalım, daha kolay kılalım. Ve bütün bunları yaparken de güvenlikten hiç ödün vermeyelim. Çünkü bugünün dijital dünyasında en önemli soru işaretlerinden bir tanesi de güvenlik. Dolayısıyla ben de kullanıcı açısından baktığımda ekosistem bankacılığını bu anlamda anlamlı buluyorum, önemli buluyorum. Hem finans sektörü için ciddi bir fırsat olduğunu, hem de kullanıcıların hayatına önemli bir katma değeri olacağı için tüm tarafların ciddi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Ozan Bey'den grafiği yorumlamasını isteyeceğim. Enteresan bir anket aslında. Nasıl yorumlarsın? Yine anket yaptığımızda, Türkiye'de anket yaptığımızda bir süper uygulamada hangi hizmetler daha çok ilginizi çeker diye sorduğumuzda, açık uçlu değil ama biz belli opsiyonlar verdik tabii ki. Bunun dışında başka hizmetler de düşünülebilir. Yaklaşık bir 400 kişinin katıldığı bir anket. Burada en çok ilgi çeken konu pazar yeri. Aslında
biraz daha bankaların yolculuğuna da baktığımızda, hem ağırlıklı yurt dışında da Türkiye'de de baktığımızda, burada pazar yeri yönünde bir yolculuk bankayla güzel bir sinerji oluşturuyor hem bireysel hem COBİ tarafında. O anlamda tüketiciler de bu resmi beğeniyor. İkincisi anında teslimat, ülkemizde de olan konu aslında. O da etkileşimin çok yüksek olduğu sektör, dijital bankacılık, ödeme sistemleri. Bu dördü aslında birinci öncelik olarak verebileceklerimiz. Evet, sonrasında bunun dışında da sosyal iletişim, konaklama vesaire devam ediyor. Şimdi Soner Bey, biraz açık bankacılık ve fintech ekosistemlerini sormak isterim. Nasıl gelişiyor, nerede farklılaşıyor? Şimdi açık bankacılık önce kavram olarak hayatımıza girdi. Hepimiz bir toz bulutu olarak onu konuştuk. Evet. Efendim, grafikler çizdik, tablolar gösterdik. Ama hayata geçirmek konusunda ancak şimdi zamanı geliyor. Dolayısıyla açık bankacılık şimdi başlıyor aslında bakarsanız. Neler oluyor? Artık bir başka banka uygulamasının içerisinde tüm diğer bankalarımızın ya da hatta fintech şirketlerimizin bilgilerini koymaya başladık. Bu önemli bir değişiklik hayatımızda. Dolayısıyla bununla beraber bir de şimdi gündemimizde, bugün de konuştuğumuz ve Ozan'ın birinci tabloda verdiği banka dışı kurumlar geldi. Yani bugüne kadar bankaları fintechler mi zorlayacak derken, şimdi banka dışı kurumlar, yani bu perakendeci olabilir, bu bir pazar yeri olabilir, bu bir havayolu olabilir. Banka dışı kurumların da yavaş yavaş bu işlere girmeye başladıklarını gördük. İşte açık bankacılık ya da sektördeki kullanılan bir diğer tabiriyle banking as a service hizmetleri, bankacılık hizmetleri bu konuları daha kolaylaştırıyor oldu. Ama günün sonunda müthiş rekabet var. Bu rekabette müşteriyle kim öncü olacak, kim önde karşılama yapacak ve hangi sektörler arkaya gidecek? Dolayısıyla açık bankacılıkla beraber sektörler artık geleneksel işlerinin yanı sıra bir de müşteriye sahip olma rekabetine soyunacaklar, stratejilerini geliştirecekler. Dolayısıyla evet, açık bankacılık şimdi ama aslında diğer sektörlerle beraber hızlanıyor diyelim. O zaman sen eklemek ister misin bir şeyler? 3 dakikamız kaldı. Bir sorum daha var. Süper app'ler konusuna da bir değinmek isterim. Tabii. Soner Bey'e eklemek ister misin bu konu? Yani soruya geçelim. O zaman süper app'lere geçelim. Çok gündemde bir konu. Senin de konuşmanda detaylı bir şekilde yer yer daha doğrusu vurgu yaptın. Şimdi başarılı bir süper uygulama için kritik başarı faktörleri olarak neleri görüyorsunuz siz bütün yaptığınız bu çalışmalarda? Şimdi tabii süper uygulamaların çıkış sebebi biraz da hem arz tarafı hem de talep tarafı. Müşteri talebi de bu yönde. Müşteri talebinin bu yönde olmasının sebeplerinden bir tanesi, artık çok fazla uygulama da kullanmaya başladık. Her birinin farklı bir şifre süreci var vesaire. Evet. Süper uygulamadaki önemli, bizim yurt dışındaki uygulamalara da baktığımızda, Türkiye'dekilere de baktığımızda tek sign-on'la giriş ve farklı hizmetleri bu şekilde sürtünmesiz bir şekilde alabilme özelliği, bu önemli bir özellik olarak ön plana çıkıyor. Tabii bir diğer konu da süper uygulamayı kendiniz bir şekilde o hizmetleri verebilirsiniz. Bankacılık dışı hizmetleri veya iş ortaklarıyla yapabilirsiniz. Her iki alternatifte de müşteri deneyiminin birbirine çok benzer olması lazım. Yani bu ekran süreci olsun, UI UX'ler olsun, bunların aslında ben bankacılık hizmeti alırken de, pazar yeri hizmeti alırken de birbirine tüketici olarak benzer olmasını bir nebze beklerim. Bunun yanında tabii ki bir diğer konu da siz iş ortaklarıyla çalıştığınızda ve bu iş ortakları sizin süper uygulamanızda olduğu noktada orada müşteri deneyiminden banka olarak sorumlu olacaksınız. Yani pazar yerinin atıyorum gönderdiği bir üründe bir sorun olduğunda siz de sorumlu olacaksınız. Bunların hepsini doğru bir şekilde yönetmek lazım diye böyle bir başlangıç yapayım. Peki Soner Bey, siz isterseniz son 1,5 aslında dakika bakarsanız, tamamlayın. Tabii ki ekosistem bankacılığı süper uygulamalardan bir önceki durak. Süper uygulamalar bu işin geldiği zirve. Tamamen çok kalabalık bir ekosistemin olduğu
ve ne ararsanız her şeyi bulduğunuz bir uygulama örneği. Yapılması kolay mı? Hiç kolay değil. Fakat dünyada örnekleri var mı? Var. Gitmemiz gereken nokta bu. Çünkü tüketici bunu istiyor. Peki Soner Bey, çok teşekkür ederim. Ozan Bey, size de çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuklarımız PwC Strateji and Türkiye Finansal Hizmetler Lideri Ozan Cızoğlu ve SC Yönetim Danışmanlık Kurucusu Dr. Soner Cankoy'du. Her iki konumuzla birlikte aslında finans sektörünün geleceğini ve önümüzdeki dönemde iş modellerini grafiklerle ve anketlerle inceledik. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.